Allah'ım ne güzel kokular geliyor kıymetli seyircilerim. Pişiler hazırladım. Hamur kızartması tüm detaylarıyla lütfen takipte kalın. Geliyor lezzetler. Mayalı hamur kızartmamızda kıymetli seyircilerim sütümüz var, suyumuz var. Yalnız su burada şu anda maya ve şekerle birlikte ayarlanacak. Nasıl ayarlayacağız? Burada 5 su bardağı unumuz var. 600 gram yapar kıymetli seyircilerim. Şimdi buraya soğuk su koydum. Buranın üzerine hemen sıcak su verip parmak dayanabilir sıcaklığı getirmemiz gerekiyor. Hamur işlerine bu çok önemlidir. Sıcak olursa da hamurun mayanın performansını etkiler. Soğuk olursa da daldırıyorum. Gayet güzel. El dayanabilir sıcaklıkta. Hemen şimdi malzemelerini sayıyorum. Bir paket instant maya aldım buraya. Bakın sevgiyle yavaş yavaş iner misin canım? Çok güzel iniyor. Buraya 3 tatlı kaşığı da toz şeker veriyorum. Toz şeker, maya, burada üçlüsünü bir eriteceğiz kıymetli seyircilerim. Şimdi teknolojiden faydalanacağım. Şöyle güzel çırpıcı bu. Normalde süt köpürten bir mutfak aleti ama böyle maya eritmede de çok iyi netice veriyor kıymetli seyircilerim. Canım eritir misin? Sevgiyle eritiyor. İsteyenler için linki aşağıya bırakıyorum. İşleri bayağı bir kolaylaştı. Özellikle maya eritmede. Hemen böyle şeker, maya, su üçlüsünü eritiyoruz. Erir misin canım? Normalde bu süt köpüğü yapıyor kıymetli seyircilerim. Evet bu tamam. Çıkart içinden aşçım. Evet efendim şimdi içerisinden çıkarıyoruz kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ortaya buradaki su, maya, şekeri veriyorum. Sütü de burada yavaş yavaş ilave ediyorum. Ilık süt olsun yalnız. Hamur işlerinde özellikle kış günlerinde çok etkili oluyor kıymetli seyircilerim. Soğuk olursa mayalanmıyor. Sıcak olursa da mayayı kesiyor. Yalnız ben bir şey unutmuşum. Çok özür dilerim. Tuzu unutmuşum. Tuzlu bir hamur. Oktay Usta tuz koymayı unutmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Tuzu hemen şöyle kenarlara serpiyoruz kıymetli seyircim. 2 tatlı kaşığı, çok büyük tatlı kaşığı değil yalnız bakın. Çay kaşığının bir tık büyüğünden. Ortadan başladım. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur ortaya çıkartıyoruz. Kıymetli seyircim tüm detaylarıyla mayalı pişi kızartma. Dikkatli bir şekilde takip edelim. Böyle balon balon olacaklar inşallah. Kıymetli seyircilerim, kulak memesi yumuşaklığından bir tık daha yumuşak böyle bakın bir hamur elde ediyoruz. Hamuru böyle karıştırma kabında özleştire yoğurdum. Çok güzel ipeksi bir kıvamı oldu. Şimdi bu 3-4 dakika yoğur, ne kadar iyi yoğurulursa özleşirse o kadar güzel olur. Üzerine streç film ve örtü kapatıyorum. Kanalifere yakın bir yere koyuyorum, mayalanıyor. Ondan sonraki kesmeler, şekil vermeler ve kızartmalar çok önemli. Sonuna kadar lütfen videoyu izleyin. Kıymetli seyircilerim, hamurumuz mayalandı. Şimdi kesme vakti geldi. Yumuşak kıvamlı bir hamur. Öyle çok sert bir kıvamı yok kıymetli seyircilerim. Hemen şuradan biraz un serpeyim şöyle. Ondan sonra şöyle bastırıyoruz. Bakın görüyor musunuz? Yumuşacık bir kıvamı var. Hemen şöyle aşçım tezgahın üzerine alacağız kıymetli seyircilerim. Un ya da yağ her ikisi de olur. Elimize çünkü yapışabilecek bir hamur. Yumuşacık olduğundan dolayı söylüyorum. Şimdi kıymetli seyircilerim şöyle mandalina büyüklüğünde ya da daha küçük. Ne kadar büyüklüklerde isterseniz o büyüklüklerde kesebiliriz. Bayağı bir elimize yapışıyor. Çünkü yumuşak olması gerekiyor kıymetli seyircilerim. Şimdi bir tane böyle unlu keseyim. Bir de B planı yapalım. Unla elime yapışıyor diyen seyircilerimi de düşünerekten bu defa yağla kesiyorum. Bakalım hangisi daha kolay? Evet, yağla kesmek daha kolay kıymetli seyircilerim. Elimizden yumuşacık akıp gidiyor. Daha berrak ve pürüzsüz oluyor. Şimdi yuvarlıyorum. Yuvarladıktan sonra kaç tane çıktığını belirlemiş olacağız. Burada fırın tepsisine alıyorum. Üzerine yağlı kağıt serdim. Son bir mayalanma daha olacak. Son mayalanmadan sonra yağda kızartma bölümüne geçiyoruz. Sevgiyle geçiyoruz efendim.
Kıymetli seyircilerim, bezelerimizi görüyoruz. Ölçümüzden 24 tane çıktık. Gayet de bereketli. Hafiften şöyle üzerine bir bastıralım. Püf noktası yuvarladıktan sonra çok yumuşak bir hamur. Yağlı kağıda un serpelim ki zemininden yapışmasınlar. Ayırırken sıkıntı çekmeyelim diye söylüyorum. Şöyle bastırdıktan sonra kıymetliciğim bir kere daha mayalanması lazım. Üzerine örtüsünü kapatıyorum. Son mayalandırma. Son mayalandırmadan sonra şeklini veriyoruz. Halka şekline getiriyor ve sıcak yağ gidiyor. Lütfen takipte kalın. Sevgili seyircilerim, tepsiye almıştık hamurlarımızı. Evet, açıyorum. Açıyorum. Aman ya Rabbi. Canlarım, niye mayalanmadınız? Eyvah. Eyvah. Ne eyvah. Kıymetli seyircilerim, böyle olduysa bunun bir sebebi vardır. Ben çünkü sütü soğuk olarak döktüm, suyu sıcak döktüm. Kafası karıştı. Hepsinin de ılık olmasında yarar var. Ama mutfakta çareler bitmez. B planına geçiyorum. Hemen bir yağlı kağıdından ayırıyorum. Serpmiş olduğum unu hemen şöyle aralayın kıymetli seyircilerim. Ondan sonra B planımız nasıl olacak? Oktavius'ta yandık, mahvolduk dememek için hemen ne yapıyoruz? Yağlı kağıdıyla birlikte ben buradan şimdi bunu ayıramam çünkü. Ondan dolayı kıymetli seyircilerim hemen yağlı kağıdını kesiyorum. Bakın bir tane keseyim önce. Hemen ateşini açacağım şuranın, yağın. Kıymetleyeceğim, hemen jet hızıyla kesiyorum. Kestim. Aman yarabbi, başımıza gelene bakın kıymetleyeceğim. Bayağı bir üzüldüm, mahcup oldum ama yapacak bir şey yok. Mutfakta çareler bitmez. Şuradan şöyle oklavayla deli açacağım. Evet, deliyorum. Kıymetleyeceğim. Normalde bunlar puf puf mayalanmış olması gerekiyordu ama maalesef olmadı. Olmadıysa biz de B planından ilerliyoruz. Hemen yağın içerisine kağıdıyla birlikte alıyorum. Kağıtlar birazdan ayrılacaklar burada. Canlarım, ayrılır mısınız? Normalde kağıtsız olarak atacaktım yağın içerisine. Isınıyor ve bu şekilde pişirmeye başlıyorum. Sevgili seyircilerim, biraz sıkıntıya düştük ama mutfakta çareler bitmez sloganımız var ya, oradan yola çıkarak ilerliyoruz. Yağlı kağıda iyi ki almışız hamurları. Şöyle üzerine biraz yağ damlatıyorum. Parmağımız ile şöyle bir halka yapıyoruz. Önce ne yapmıştık? Merdane ile delmiştim. Baktım ki neticesi çok istediğim gibi olmuyor. Mutfakta çareler bitmez bölümünden hemen şöyle orayı yağlayıp ondan sonra kıymetli seyircilerim parmağımızın ucuyla orayı güzelce delik açtıktan sonra şimdi bir de yağı atarken ters attığımızda istediğimiz performans alamıyoruz. Direkt kağıdın bulunduğu yeri atarsak çok aşırı sıcak değil. Normal sıcaklıktaki yağı kıymetli seyircilerim o zaman kabarmaya başlıyor. Öncesi bayağı üzülmüştüm niye böyle oldu diye. Bayağı bir kendime de hatta biraz kızmıştım. Neden sütü de ılıtmadım, biri soğuk biri sıcak yaptım da küstürdüm diye kıymetli seyircilerim. Özür dilerim. Şimdi ters çevirdiğimizde kağıdını alıyoruz. Ondan sonra şöyle güzel kızarmış hamurlar ortaya çıkıyor kıymetli seyircilerim. Bakın görüyor musunuz? Gayet güzel 24 tane çıkıyor. Şimdi pişiriyorum. Dikkatli bir şekilde lütfen takip edin. Kıymetli seyircilerim, hamur kızartmamız, pişimiz servise hazır hale geldi. Öncesi biraz sıkıntı çektik ama sonrası neticesi güzel oldu. Formül geliştirdik. Mutfakta çareler bitmez diyoruz ya, o uygulamayı uyguladık. Gayet güzel oldu. Çayı demledim. Efendim şimdi hamur kızartmamız, pişilerimiz hazır. Hemen çayı dolduruyorum. Çocuklara ve sevdiklerimize haber verelim. Hadi buyurun sofraya. Sevgili gençler, cuma günü girecek olan yayınım için burada üçlü bir kahvaltılık hazırladım. Mutlaka takip edin. Detaylarıyla çok güzel oldu. Kıymetli seyircilerim, veda vaktimiz gelmiş. Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Efendim pişiler, lezzetler. Oktay Usta'nın mutfağından gelmeye devam ediyor. Edecek inşallah. Lütfen kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Oktay Usta's Kitchen İngilizce kanalı açtım. Ailenizin aşçısı İngilizce konuşuyor. Lütfen bir göz atın. Destek olursanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Allah'a ısmarladık efendim.